Valide Sultan ölünce senelerce harap ve eksik kalmış ve Zulmiye adıyla ünlü olmuş eksik bir camiydi. Daha sonra Mehmet Han'ın annesi bu caminin temelini görünce tez bu temelin tamamlanmasına adalet ile başlanılsın deyip yapımına başlanarak adına Adliye Camii dediler. Evliya Çelebi. Evliya Çelebi başta olmak üzere pek çok seyyah İstanbul'a gelmişler ve İstanbul hakkında seyahatnamelerine pek çok şey yazmışlar. Onlar İstanbul'un evvel zamanlarını, tarihi yapılarını, Ramazanlarını, bayramlarını bizlere anlatmışlar. Biz de onların eşliğinde İstanbul'un farklı yerlerini gezmeye devam ediyoruz. Bugün Yeni Cami ve Mısır Çarşısı'nı gezeceğiz. Ama girişte Evliya Çelebi'nin bahsettiği gibi Yeni Cami'yi yani Valide Camisi'ni gezmeden önce ona gelir getirmek için yine Hatice Turhan Sultan tarafından yaptırılmış olan Mısır Çarşısı'nı yakından bir görelim. Hatice Turhan Sultan'ın Yeni Cami'ye gelir getirmek için yaptırdığı Mısır Çarşısı daha çok aktarların, baharatların işlev gördüğü bir yer olarak kullanılmış. Ve burada sadece baharat satılmaz, bunlar aynı zamanda ilaç yaparlarmış. Yani bir nevi eczaneymiş burası. Bunun haricinde burayla ilgili söylenen Mısır Çarşısı deyiminin Mısır'dan gelen malların burada satıldığı gibi bir yanlışlığa dayanır. Oysa burası Mısır ve Kahire'den gelen verginin karşılığı olarak yapılmış bir yerdir ve o nedenle de buraya Mısır Çarşısı adı verilmiştir. Kapalı çarşıdaki dükkanlarda geçmişte tabela yoktu. Onun yerine bir takım maketler asılırdı. Gemi, süpürge, kılıç gibi şeyler. Ve insanlar o dükkanları birbirlerine bunlar üzerinden tarif ederlerdi. Örneğin işte gemili dükkan derdi ve aldığı malı bir başkasına tavsiye ediyorsa böyle bir tavsiye yöntemi kullanırdı. Ayrıca bu çarşının yollarının kesiştiği noktada hemen arkamda gördüğünüz dua meydanına bakan bir balkon var. İşte burada her sabah namazından sonra esnafa hayırlı işler olsun diye dualar edilirdi. Yine tellaklar çeşitli duyuruları buradan yaparlardı. Bu da bu çarşıdan geriye kalan bir miras olarak yaşamına devam ediyor. Mısır Çarşısı'nın çok ilginç detaylarından biri de hemen arkamda gördüğünüz çifte vav. Ondan bahsetmeden önce bulunduğu yerin geçmişte ne olarak kullanıldığından bahsetmek istiyorum. O bulunduğu yer aslında geçmişte mahkeme ve buradaki esnaf ile ya da halk ile olan problemleri çözen, davaları çözen bir mahkeme. İşte bugün artık mahkeme olarak kullanılmıyor, bir restorana dönüştürülmüş. Ama çifte vav
yeniden tamir edildi, restore edildi ve eskisi gibi yine buradan insanlara doğru bakmaya devam ediyor. Peki bu ne ifade ediyordu? Vav harfi aslında Ebced hesabında 6 rakamına denk düşer ve 2 vav'ı yan yana getirdiğinizde 66 rakamı çıkar ki bu da Allah lafzına denktir ve çifte vav Allah lafzına denk düştüğü için de ona bir göndermedir. Hal böyle olunca da hat sanatında en çok kullanılan vav harfidir. Burada konulmasının sebebi de belki de buraya Allah'ın bereket vermesini dilemek için konmuş olabilir. Mısır Çarşısı hemen arkamızda kaldı ama Ramazanlarda özellikle burada yapılan alışverişleri Dursun Gürlek Ders Adet'te Ramazan adlı kitabında bakın nasıl anlatmış. İstanbul ailelerinin bir kısmı Ramazan ayı girmeden önce bu ayda alacağı gıda maddelerini toptan satın almak merakındadırlar. Ramazan ayında kullanılacak gıda maddelerini toptan tedarik etmeye Ramazan masrafı görmek denir. Hal ve vakti yerinde olanlar hiç düşünmeden bu masrafa katlanırlar. Servet sahibi aileler ise yalnız kendileri için Ramazan masrafı görmekle kalmayarak yakınlarından ve komşularından fakir olanlar için de Ramazan masrafı görürler. Ramazan'da alınacak gıda maddelerinin en iyi cinsten olmasına dikkat edilir. Ramazan'da alınacak gıda maddeleri içinde en çok özelliği olan ise güllaçtır. Safiye Sultan 3. Murat'la evleneceği zaman 3. Murat'tan yüksek bir çeyiz ister. Oldukça yüksek bir meblağdır bu ve 3. Murat bunu verir. Evlenirler. Ancak bu aldığı parayla herhangi bir yere herhangi bir şey yapamasın diye kendince bir önlem alır. Ve der ki parayı verdim ama karada sana bir metre toprak vermeyeceğim. Ve bu durumu çözmek için vezirlerin telkiniyle Safiye Sultan denizi doldurtur, karada değil ama denizde kendine bir alan açar. Ve işte arkamda gördüğünüz Valide Sultan Camisi ya da Yeni Cami'yi bu şekilde inşa ettirdiği bir rivayet olarak anlatılır durur. Ne kadar gerçektir, ne kadar değildir? Bunu pek bilmiyoruz. Ama gerçek olan bir şey var ki Safiye Sultan bu caminin yapımına başlar ancak tamamlatamaz.
Safiye Sultan 1597 yılında caminin yapımı için emir verir ve Mimar Davut Ağa işe koyulur. Ancak bir süre sonra Mimar Davut Ağa vebadan ölür ve yerine Mimar Dalgıç Mehmet Ağa geçer. İsminden de anlaşılacağı gibi suyla aşırı neşir olması gerekmektedir. Çünkü burası kıyıdadır ve suya çok yakındır. Bu anlamda da iyi bir temele ve iyi bir zemine ihtiyaç vardır. İşte Dalgıç Mehmet Ağa bunu başarır. Ancak gelin görün ki birkaç yıl geçtikten sonra bir taht değişikliği yaşanır ve Safiye Sultan eski saraya gönderilir. Hal böyle olunca da burası daha birinci pencerelere gelmiş haldeyken bırakılır ve terk edilir. Evliya Çelebi burası için 10 mısır hazinesi harcandı der ve ayrıca bir şey daha ekler. Burasının halk arasında Zülmiye Camisi adıyla anıldığını söyler. Bunun da sebebi istimlak sırasında burada pek çok dükkan yıkılmış ve pek çok insan mağdur edilmiştir. Ama bu isim ileride değişecektir. Cami neredeyse 57 yıl boyunca yarım kalmış inşaat şeklinde durur. Ve 1660 yılına geldiğimizde işte burada bu yarım inşaatın çevresinde büyük bir yangın yaşanır. Pek çok yer yanıp kül olur gider. Ve o dönemde tahta artık 4. Mehmet vardır ancak 8 yaşındadır. Ona naiplik eden annesi Hatice Turhan Sultan'dır. Hatice Turhan Sultan bu yangın sonrası bölgeyi ziyaret eder. O sırada bu yarım kalmış camiyi görür ve ne olduğunu sorup öğrendikten sonra da kendi hazinesinden, kendi malından, mülkünden 5000 kese altın ayırarak inşaatın tamamlanmasını ister. Ve işte inşaat 1663 yılında tamamlanır. Ve bu camiye geldiğinizde kapısında yapım yılları olarak 1597-1663 görürsünüz. Yani 66 yıl sürmüş bir inşaat gibi algılarsınız. İşte bu nedenle de en uzun sürede yapılmış cami olarak tarihe geçmiştir. Ancak daha sonra Evliya Çelebi burası için şunu yazmıştır. Daha önce Zulmiye'ydi, daha sonra Adliye Camisi adını aldı. Çünkü Hatice Turhan Sultan daha önce yapılan hatayı yapmamıştır. Burada malı mülkü alınmış, burası istimlak edilmiş ve o insanlar mağdur edilmişti daha önce. İşte bütün onların haklarını ödemiş ve böylece bir adalet sağlamıştır. İşte bu nedenle de camiye daha sonra bu isim verilmiştir. Valide Camisi ya da diğer adıyla Yeni Cami, çinileriyle dikkat çeker. Her ne kadar 17. yüzyıl çinileri, yani biraz daha 16. yüzyıl İznik çinilerine göre kalitenin biraz daha düşük olmasına rağmen yine de büyüleyici bir atmosfer yaratılmıştır burada çinilerle. Ve sıraltı tekniğiyle yapılmıştır bunlar. Ve buradaki en güzel çiniler de Hünkar Mahfili bölümünde karşımıza çıkar. Hünkar Mahfili'ni taşıyan bu sütunlardan Evliya Çelebi seyahatnamesinde bahseder. Ve der ki, Hünkar Mahfili'ni taşıyan ham mermerden beyaz sütunlar vardır. Ama bir tanesi farklıdır. İşte o farklı olanı da Girit Fatihi Yusuf Paşa ganimet olarak getirmiştir. Ve bu sütun onun katline sebep olmuştur diye yazar. Peki bu olay nasıl yaşanmıştır? 1645 yılındayız. Girit'i alır Yusuf Paşa. İstanbul'a dönerken yanında çeşitli ganimetler getirir. Ve getirdiği ganimetler arasında bu sütun da vardır. Ve bu sütunu Sultan İbrahim'e ganimet olarak sunar. Getire getire bunu mu getirdin Yusuf Paşa deyip Yusuf Paşa'yı katlettirir. İşte Evliya Çelebi'nin bahsettiği hikaye, bu sütunla ilgili hikaye işte bu şekilde yaşanmıştır. Thank you.
Yeni caminin en önemli özelliği Lebiderya olması. Yani denizle neredeyse dudak dudağı. Ve burası oldum olası şehrin limanı. Ve bütün mallar, bütün yurt dışından, Avrupa'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden gelenler şehri ilk olarak burada görüyorlar. Ve buraya gelen pek çok seyyah da ilk olarak Yeni Cami'yi görüyor. Ve en çok etkilendikleri yerde Yeni Cami oluyor. İşte onlardan biri de Julia Pardo. Ve seyahatnamesinde bu ilk anla ilgili bakın neler yazmış. Valide Sultan Camii limanın tam kenarında yükseliyor ve avlusu denizden balık pazarıyla ayrılıyor. Burası Galata ile İstanbul arasındaki vapurların hareket noktası olduğundan kıyıda her daim onlarca tekne bulunuyor. Frankler de inananların kentine işte buradan ayak basıyor. Batılı gezginler için manzara eşsiz, hareketli kalabalığın gürültüsü ve hengamesi batıdaki karamsar ve başörtülü doğulu fikrini tamamen değiştiriyor. Asabi, Cerbezeli, Rumların tiz sezi, kızgın Ermenilerin sitemkar bağırışları, haşmetli Türklerin ağırbaşlı şivesi, pazara girip çıkan tüccarların alelacele verdikleri selamlar ve sabırsız yolculara çığırtkanlık yapan rakip sandalcıların sesleri havada büyürken hepsinin suya vuran aksi bulanıklaşarak tekrar karaya yansıyor. Yeni Cami ve Mısır Çarşısı çevresinin bir başka özelliği daha vardır. Özellikle eskiden Ramazanlarda karagöz oynatıcılarının toplandığı yer burasıdır. Ve buraya karagöz oynatmak isteyen kahvehanelerden ya da özel konaklardan insanlar gelir ve onlarla anlaşıp belli bir günde karagöz oynatmaları için onları mekanlarına davet ederlermiş. Ve eski Ramazan akşamlarının en önemli eğlencelerinin başında da kuşkusuz karagöz gelirdi. Ve özellikle teravih namazı sonrası çoluk çocuk belli mekanlarda toplanılır ve buradaki karagöz oyunları seyredilirdi. Bütün bunlar bize aslında Ramazan'ın dini vecibelerin yerine getirilmesinin dışında yine de beşeri olarak, insan olarak hayatla bağı koparmamak anlamında önemli şeyler ve mesajlar içeriyor. Çünkü bir taraftan oruç tutuyorlar, dini vecibeler yerine getiriliyor ama öte taraftan da eğlence bir nebze de olsun hayatın içinde yerini alıyor. İşte Karagöz de bu Ramazan eğlencelerinden biriydi. Bugün Mısır Çarşısı ve Yeni Cami'yi gezdik. Seyyahlar, şairler, edebiyatçılar bizlere eşlik etti. İstanbul'un evvel zamanlarına, Ramazanlarına, alışverişine, günlük yaşamına keyifli bir yolculuk yaptık. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.